Güneşli bir Ankara sabahından herkese merhaba. ABB TV ekranların sevilen programı Spor'da Hayat Var'a hoş geldiniz. Programımızda bu hafta çok özel bir konuğumuz var. Elde ettiği başarılarla kendinden söz ettiren Paralimpik milli sporcu Handan Biroğlu bizlerle. Handan Hanım, öncelikle teklifimizi kabul edip programımıza yer aldığınız için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Bizler gibi sporcuları tanıttığınız için çok teşekkür ederim. Handan Hanım, kendini Spor'da Hayat Var izleyicisine tanıtabilir misiniz? Handan Biroğlu kimdir? Ben Handan Biroğlu, 1981 Erzincan Ilıç doğumluyum. Babamın öğretmenlik yapması sebebiyle Ankara tayinimiz çıktı ve 6 yaşındayken de Ankara'ya geldim. İlk öğretim, orta öğretim, lise eğitimlerimi Ankara'da tamamladım. Hı hı. 2001 yılında da geçirmiş olduğum bir trafik kazası sonucu omurilik felci oldum. Handan Hanım, peki okçuluğa nasıl başladınız? Okçuluğa başlamamdaki en büyük önem kızıma bir rol model olabilmekti. Kazayı geçirdikten sonra 2003 doğumlu bir kızım dünyaya geldi. Kızımla birlikte hayata yeniden başladık. Onunla birlikte büyüdük. Onunla birlikte yürümeye başladım. Onunla birlikte hayata alışmaya başladım. Kızımın eğitim hayatı derken babasıyla bir boşanma dönemi geçirdik. Hı hı. Daha sonraki süreç biraz sancılı geçmişti benim için ama ondan sonra yeniden bir doğma süreci başlaması gerekiyordu benim için. Bunun için de ya spor ya sanat arasında gidip geldim. Çünkü kızımın annesine baktığında gözlerinde bir yaş ifadesi ya da mutsuzluk ifadesi olsun istemiyordum açıkçası. O yüzden ben kendimi sporla ya da bir sanatla tatmin etmeliydim. Baktım sanat bana çok uzak. Yani hiçbir şey yapamadım bu açıda. Ve kaza geçirdiğim ilk dönemlerde, rehabilitasyon aldığım zamanlarda okçuluğun engellilere yönelik olduğunu biliyordum. Ve okçuluğu tercih etmemdeki en büyük neden de yani okçuluk sporu hakkında çok az bir bilgiye sahiptim. Ve imkanlar hani biraz daha benim için kolay olmuştu. Okçuluğa ulaşabilme imkanlarım kolaydı. Öyle bir okçuluğa başladım. Okçuluğa başladığımda gittiğim farklı bir kulüpte tanıştığım antrenörüm beni okçuluk antrenörlüğüne yönlendirdi. Antalya'da 15 gün eğitim aldıktan sonra orada da tanıştığım bir hemşerimle birlikte Makaralı Yaya geçtim. Sonra yayımı alıp salon yarışmasına hazırlandıktan sonra Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Paralimpik sporcuların katıldığı bir Türkiye Şampiyonası'ydı. Orada Türkiye dördüncüsü olarak milli takıma seçildim. Tabii kızıma rol model olmanın bir tık daha üstüne çıkmış oldum. Hedefim hiç yerinde saymadı. Her seferinde hedeflerim bir tık daha üste çıkmaya başlamıştı. Okçuluğa başladım, milli takıma devam ettim. Sonra önümüzde bir Avrupa Şampiyonası vardı. Avrupa Şampiyonası'nda da takım üçüncüsü olarak Türkiye'ye döndüğümde artık evet ben bu işi daha profesyonel yapabilirim diyerek bakış açım tamamen her şeye değişmişti açıkçası. Hı hı. 2015 yılında da 2016 Rio Olimpiyatlarına katılma kotası elde ettim, Paralimpik oyunlara. Sonra daha bilinçli çalışmalarla okçuluk seviyem bir kat daha üste çıktı. O arada kızım da okçuluğa başladı. Ne güzel. 12 yaşındayken kızım da başladı ve 16 yaşında kızım da bir milli sporcu oldu. Şimdi eğitimine devam ediyor ve antrenörlük kursları alacak. Antrenör olacak inşallah o da. O da yolumdan gelmeye devam ediyor. Ne güzel hocam. Peki hocam okçuluğa başlamanın herhangi bir yaş sınırı var mı? Ben 34 yaşında başladım okçuluğa. Okçuluğun aslında bir yaş sınırı olmaması gerekiyor. Çünkü engelsiz spor okçuluk. Yani sporcuların aklı bilinci yerine geldiğinde artık hareket kabiliyetini kontrol edebildiğinde o 7-8 yaş aralığında okçuluğa başlanabilir. Ama hiçbir şey geç değil. Çünkü ben 34 yaşında okçuluğa başladığımda yeniden hayata doğmuş gibiydim. Ve biz çizgiye girdiğimiz zaman birçok yaş grubundan sporcularımız vardı. Biz yaş gruplarımıza bakmadan, engelimize bakmadan hepimiz çizgiye girdiğimizde hepimiz okçuyduk. O yüzden yaş sınırı çok da önemli değil. Engel grubu hiç önemli değil. Gözleri görmeyen, iki kolu olmayan, iki bacağı olmayan sporcular bile okçuluk yapabilirler. Peki hocam okçuluk sporunun faydaları nelerdir sizce? Fiziki faydalarından bahsedeyim. Çünkü mental faydaları çok daha fazla. Fiziki faydaları, mesela ben omurilik felciyim ve belimde bir platin titanyum var.
dik durmamı sağlayan. Bu zamanla kemiklerde çökme yapıyor ya da işte öne doğru eğilmeler yapabiliyor. Ve ben de okçuluk sporu dik duruşu kazandırdığı için sürekli dik durdum. Ve mesela sırtımda bir eğilme, skolyoz ya da kifoz tarzı bir rahatsızlıkla karşılaşmadım. Ki sağlam, sağlıklı bireylerde vücudunu tanıyabildikleri için mesela işte dik duruş burada çok önemli. İnsanlarımız genelde masa başı çalıştıkları için ve spordan uzak kaldıkları için dik duruşlarını kaybedebiliyorlar. Bu yüzden okçuluk dik duruşu özellikle kazandırıyor. Mental kazanımları olarak da sporcuya en büyük kazanımları motor becerilerini geliştirmek, refleks kontrollerini geliştirebilmek, özgüveni sağlamak, disiplin özellikle bizde çok önemlidir. Başarıya doğru gidebilmek için önce biraz kaybetmek gerekiyor. Bu kayıpları da mesela bir söz vardır ya kaybede kaybede kazanmayı öğrendim diye. O yüzden biraz bir kaybetmek gerekiyor. Kaybettikten sonra da insanlar ileriye doğru daha çok güdülenme sağlıyorlar. O yüzden okçuluk tam bir terbiyedir aslında. Hem mental terbiye hem de beden terbiyesidir. Hocam hiç bilmeyenler için okçuluk sporunu biraz anlatır mısınız? Mesela bir müsabakada kadar kaç ok atılıyor veya kaç metre mesafeler oluyor? Birçok kategorimiz var. Önce 9-10 yaş grubuyla başlayalım. 9-10 yaş grubumuz açık alan yarışmalarında 20 metre atarlar. 3 ok atışı yapılır. Toplamda 36 okla birlikte yarışma biter. 11-12 yaş grubu yine aynı şekilde 30 metre 3'er oktan atışlar yapılır. Yani yetişkinlerimiz mesela klasik yayımız 70 metre atışlar yapılır. Açık alanda 6'şar ok ya da makaralı yay 50 metre atışı yapılır. Ben makaralı yay kullanıyorum. Makaralı yayda açık alan yarışmasında 50 metre atışımız vardır ve 6 ok atışı. 360 artı 360 üzerinden 2 set atışlar yapılıyor ama salon yarışmalarımız vardır. Salon yarışmalarında mesafe de 18 metredir. 3'er ok atılır. Kişinin kategorisine göre, yaş grubuna göre hedef kağıtlarının çapları büyüktür ya da küçülür. Ona göre de atışlarımız yapılır. Hocam siz milli takımına taşıyan onun kulübünü satın alarak yeni sporcular yetiştiriyorsunuz. Kulüpteki eğitimlerden biraz bahsedebilir misiniz? Mesela haftada kaç gün eğitim veriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz burada? Yeni başlayan sporcularımız için ilk bir ayımız başlangıç ayı. Başlangıç ayı içerisinde sporcu haftada 2 gün 2'şer saat yani ayda 16 saat eğitim alıyoruz. İlk bir ay ekipmanları bizden kullanıyoruz. Yay tercihlerini yaptırıyoruz. Daha sonraki süreçte sporcu kendini değerlendiriyor. Ben profesyonel sporcu mu olacağım yoksa hobi sporcusu mu olacağım? Eğer profesyonel bir sporcu olmak isterse bu sefer daha disiplinli, daha düzeyli çalışmalar yapıyoruz. Nedir burada odaklanma, nefes egzersizleri, heyecan kontrolleri, yenme, yenilmeleri yaşatarak sporcuları büyük yarışmalara hazırlıyoruz ve daha sonra milli takım yollarında ilerlemelerini sağlıyoruz. Ama hobi sporcusu olmak isterse kişi haftada 2 gün, 2'şer saat, ne zaman isterse hafta içi, hafta sonu gelip eğitim alabilirler. Sporcunun burada dediğim gibi istediği nedir? Yani dik duruş sağlamak mı, odaklanma mı, nefes kontrolü mü, egzersiz mi, hobi mi, yoksa sosyal bir ortam mı? Mesela sporcularımız çizgiye girdiği zaman 9 yaşından tutun da 65-70 yaşına kadar sporcularımız var. Çeşitli meslek gruplarından, çeşitli okullardan, çeşitli kültürden gelen insanlarımız oluyor. Ama herkes çizgiye girdiği zaman okçu oluyorlar. Yani burada güzel bir aslında sosyal bir çevrede oluşuyor. Peki hocam okçuluğun çocukların kişisel gelişimindeki rolü nedir sizce? En önemlisi odaklanma. Mesela bir sporcumuz var, kendisi 35 yaşında ve odaklanma eksiğinin olduğunu okçuluğa başladıktan sonra fark etti. Önemli olan sporcularımızın şimdi hem normal hayatlarında, eğitim hayatlarında, sosyal hayatlarında en büyük eksiklik sosyalleşmeleri, odaklanmaları, dik durmaları. Çünkü sporcularımızın spor yapma alanları şu anda çok kısıtlı. Onların buraya gelip antrenman yapmalarını istiyoruz. Sporla birlikte olmalarını istiyoruz. Sporla birlikte olan insandan kesinlikle zarar gelmeyecektir. Ve hayatlarına bir disiplin katılacaktır. O disiplin de onları ileride hem sosyal hayatlarında hem eğitim hayatlarında hep başarıya taşıyacaktır.
Hocam okçulukta hedefe odaklanma dışında nabız, nefes almak gibi başka nelere odaklanmak gerekir? Başarı özellikle, disiplin kuralları. Mesela sporcularımızı ilk aldığımız zamanlarda, mesela eğitime başladıkları zamanlarda çok kural tanımıyorlar açıkçası. Biraz da aileler yapıyor. Sporculara öncelikle mükemmel olmayı hedefliyoruz ama spor öyle değil. Yani her şeyi mükemmel yapacak değiliz. Önce kuralları öğreterek, sabrı öğreterek, sabırla çünkü sporumuzu yoğurmak gerekiyor. Sabırla birlikte sporcularımız sakin bir şekilde, dingin bir nabızla çizgiye girdiklerinde oku yaylarını öyle güzel yerleştiriyorlar ki sanki bir profesyonel sporcu edasında. Ve sporcular çizgiye girdiklerinde, ellerine bir silahı aldıklarında kendilerini o kadar güçlü, o kadar güvende hissediyorlar ki. Ve bu aslında bir sporcuya, bir çocuğa, 9-10 yaşındaki bir çocuğa verilebilecek en güzel yetenektir diye düşünüyorum. Biz sporcuların aslında burada sadece ok atmayı öğretmiyoruz. Ok atmada mesela baktığımızda 5 tane temel hareket vardır. Kabzaya basış, kaldırış, itiş çekiş, bırakış ve son taşıma deriz. Başka bir hareketimiz yok. Mesela basketbol gibi, futbol gibi işte pas atma, pas karşılama, sıçrama ya da işte nedir kaleye doğru yaklaşma. Bu tarz bir hareketimiz yok bizim. 4 tane, 5 tane hareketimiz var. Ama önemli olan o hareketi hep aynı şekilde, aynı yere denk getirmek gerekiyor. İşte o an diyoruz biz o ana. Sporcuların aslında hem ruhlarına da dokunuyoruz buradan. Mesela bir sporcunun engelli bir antrenörünün olması, bir engelli bireyle birlikte yarışmalara gitmesi, birlikte dışarıda sosyal bir ortamda, işte nedir rampaların yüksek olması ya da işte kaldırımların yüksek olması ya da işte ulaşım araçlarındaki eksiklikler. Sporcularımız aslında bunları görüyorlar. Sadece ok atmak değil, biz ruhlarına da dokunuyoruz. Yani farklı bir ortam yaratıyoruz çocuklarımız için. Çünkü ok atıp antrenmanları bittikten, bu kapıdan çıktıktan sonra her şey bitmiyor aslında çok bizler doğru. Ve sporcularımız için. Kapıdan çıktığımızda da çok güzel ortamlarımız oluyor. Birlikte yarışmalara gidiyoruz. Dediğim gibi bir engelli bireyle yaşıyorlar aslında. Benim için de güzel. Genç insanlarla çalışmak, onların gözlerindeki ışığı görmek gerçekten çok keyifli. Onlar da bize enerji veriyor. Ve engelimi tamamen ben unutuyorum. Bu kapıdan girdiğim andan itibaren ya da bu çizgiye girdiğim andan itibaren bütün dertlerim dışarıda kalıyor. Her şeyimi unutuyorum. Onlarla birlikte tek derdimiz okçuluk oluyor. Hocam sizin de bildiğiniz üzere Mete Gazoz bu seneki olimpiyatlarda büyük bir başarı elde etti. Ve bu başarıdan sonra okçuluk sporu olan ilgi arttı. Siz evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, Mete'nin aldığı yolda birebir kendisine de şahit olduk. Babası da hocam çok sevdiğim bir insandır. Mete'yi de aynı şekilde çok severim. Ülkemize çok güzel bir başarı kazandırdı kendisi. Gururla bunu da söylüyorum kendisine de sürekli. Mete'nin bizlere örnek olması, bizlerin onu bir idol olarak görmemiz, sporcularımızın hep işte Mete abi gibi olacağız, biz de Mete Gazoz gibi olacağız demeleri gerçekten çok güzel. Mete'nin aldığı bu başarı tabii ki onun için uzun bir zamana yayıldı. Bir anda başarı gelmez. Tabii ki. Bunun arka perdeyi de görmek lazım. Mental çalışması, daha önceki yaptığı egzersizler ya da işte okçuluk için verdiği zaman. Bunlar çok güzel bir şey. Biz de sporcularımıza bunu anlatıyoruz. Yani Mete'nin aldığı bu yolda sabırla, yenerek, yenilerek, kaybederek aldığı başarıyı hep örnek gösteriyoruz. İnşallah sporcularımız da bir şekilde Mete'nin yolunda ilerlerler. Hocam son olarak ona kulübe olarak bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Bundan sonraki hedefimiz inşallah gentleman, ahlaklı, spor ahlaklı, güzel sporcular yetiştirmek. Yani biz 5,5 yıl oldu Onoku devralalım. Sporcularımızla tabii ki uyuşmadığımız, fikir uyuşmazlığı olan sporcularımız da oldu. Ya da bizi destekleyen, bizimle birlikte yol alan sporcularımız da oldu. Bunlar gayet normal ama bizim buradaki ilk hedefimiz önce madalyalı sporcu değil aslında. Vefalı, sadık, başarılı, başarıya odaklı,
başarıyı zamana yayan sporcular yetiştirmek ve ahlaklı sporcular. Çünkü çizgi ahlakı çok farklıdır. Gentleman olmak çok farklıdır. Önce gentleman olsunlar. Çünkü tabii. Başarı sonra gelecektir illaki. Ya da bir anda çıkılan başarı sonra yerini farklı yerlere alacaktır. Biz ne diyoruz? Adım adım ilerleyelim ama yavaş ilerleyelim. İlerlediğimiz yolda da yerimizi sabitleyelim istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Hocam, değerli katılımınız ve hoş sohbetiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kariyerindeki başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, programımızı kapatmadan önce bir mesaj vermek istiyorum. Bizim bildiği üzere 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Buradan insanlarımıza seslenmek istiyorum. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını zorlaştırmayalım ve onlara elimizden geldiğince yardımcı olalım. Hocam, sizin bu konuda söylemek istediğiniz bir şeyler var mı peki? Evet, engelli olmak aslında bir anda baktığımızda 21 yaşında trafik kazasını geçirdiğimde hayat benim için tabii ki ikinci bir perdeye geçti. İşte kazadan önceki andan, kazadan sonraki andan. Kazadan önceki andan çok bir hatırlamıyorum aslında. Yani 22 yıl olmuş ben kazayı geçireli. Artık 22 yılda bir andan var. Ve bu engelli olduktan sonra hayatı daha çok derin yaşamaya başladım. Bu derin yaşadığım için de işte insanlara olan bakış açım, doğaya olan bakış açım, hayvanlar, bitkiler ne oldu? Daha derini görmeye başladım. Yani işte bu işte ölmek de var, yeniden doğmak da var. O yüzden bu iş beni hep tazeledi aslında. Bir birey engelli olduğu zaman bunu böyle çok ajitasyona çevirmeden o insana yardımcı olmak lazım. Yani işte gözü görmeyene göz olmak lazım. Duymayana ses olmak lazım, konuşamayana söz olmak lazım. Ben yürüyemiyorum, bacaklarımı kullanamıyorum. Yürüme yetim yok. Ama ben istiyorum ki hayatımı istediğim gibi idam ettireyim ve önüme engeller çıkmasın. Bu engeller nelerdir? İşte bir kaldırımın yüksek olması. Siz o yüksek olan kaldırıma ayak adımınızı biraz daha uzatarak ilerlersiniz. Ama orası bana bir uçurum olmaya başlıyor. Yani insanların işte bu toplum bilincinin daha iyi oturması gerekiyor. Kesinlikle. Yani işte mimarlarımız, mühendislerimiz, belediyemiz, devletimiz, insanlarımız işte bu bilincin aslında çok daha küçük yaşlarda kişilere öğretilmesi lazım. Bir kişi eğitim aldığı zamanlarda yanında bir engelli yok ki. Engelli bir insan kesinlikle yok. Ve daha sonra bir engelli gördüğünde çok değişik bakış açılarına girebiliyorlar. Çok farklı bakışlar oluyor. O bakışlar da bizi ister istemez rahatsız edebiliyor. Ben hani kendimle barışıyorum. Ben de tebessüm ediyorum, geçiyorum ama tabii bazı insanları derinden yaralayabiliyor. Maalesef. O yüzden çok fazla kişileri irdelemeden o kişilerin kesinlikle yanında olurlarsa, ben engelli grubunun şanslı bireylerindenim. Büyük şehirde yaşıyorum, aracım var, gidip gelmem çok uygun. İşte kulübümüz bir AVM'de olduğu için her imkan bana uygun. Ama her engelli bu şartlarda olmuyor. O yüzden engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıralım kesinlikle inşallah. Kesinlikle, çok teşekkür ederim. Tekrardan teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, Paralimpik milli sporcumuz Handan Birol'la yapmış olduğumuz bu hoş sohbetin sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın.